İstanbul'dan Bosna'ya uçak yolculuğu yaklaşık 1 saat 45 dakika sürüyor. Zaten vize istemeyen ülkeye eğer 2 doz aşınız varsa, daha önce Covid geçirip iyileştiyseniz veya negatif PCR testiyle hiç sorun yaşamadan rahatlıkla giriş yapabiliyorsunuz. Bu da ülkeyi günümüzde en rahat seyahat edilebilen ülkelerden biri haline getiriyor. Herkese selamlar. Bosna'ya vardık, Saraybosna'dayız. Şu karşısı havaalanı. Şimdi 3 seçenek var çok bilinen şehir merkezine varmak için. Bir tanesi direkt kalkan bir otobüs var. 5 Bosna markı. 25 lira şu anki kura göre. Bir otobüs durağı var 1 kilometre ileride. 1.8 Bosna markı. 9 lira. Bir de taksiye binebilirsiniz. Biz hem yürüyelim diye hem de en ucuz alternatif diye şimdi otobüs durağına gidiyoruz. Hem yerel bir otobüse binmiş oluruz diye düşündük. Direkt havaalanının karşısına geçip 900 metre yürüyorsunuz. Bak savaş, bak şey izlerine. Merdiven izleri. Aynen. Görüyor musun binalardaki? Bunları bilerek mi yenilemiyorlar? Evet aynen. Bilerek yenilemiyorlar. Her yere de asla unutma tarzında şeyler yazıyorlarmış. Sloganlar vesaire. Günde 300 küsür top düşüyormuş buraya. O 4 sene boyunca. Kamerada ne kadar görünüyor belli değil belki. Ama karşı binaların hepsi bayağı büyük büyük. Hep mermi izi. Belki daha büyük bir top izi vesaire. Şimdi otele geldik. Otobüsü kesinlikle tavsiye ediyoruz. Çünkü hem yürürken sokakları görüyorsunuz, şehre bir aşina oluyorsunuz. Hem de şehirde olduğunuzu daha çok hissediyorsunuz. Hem de en ucuz alternatif zaten. Bu hostelin ismi de Apartments Protein Sokak diye geçiyor. Buraya günlüğüne 400 lira verdik. Ama puanı vesaire çok iyiydi. Şimdi biraz hem etrafı göstereyim, odayı göstereyim. Hem de birazdan börek yemeye gideceğiz, onu da konuşalım. Burası ortak alanı buranın. Hemen Burç'a basalım. Burası banyosu. Burası da yatak odası. Gayet temiz bir yer. Herkes çok iyi yorumlar yapmış. Burası da baş çarşıya açılan ara sokağı. Şu tepelerdeki evler o kadar hoşuma gitti ki. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Çünkü çok acıktık. Bosna'da ne yenir? Börek. Neli? Kıymalı, peynirli, patatesli, ne evet, varsa. Hepsinden yemeği. Evet, hepsinden. Ne varsa. Çok heyecanlıyım ve çok kapatacağım. Şununla başlıyorum. Bu ne olduğunu bilmiyorum. Kıymalı. Sanki normal gibi bir tepki verdi. Çok güzel. Sıcak sadece. Çok güzel. Çok güzel. İkimiz de bir karışık porsiyon söyledik. En az koydukları böyle kıymalıydı. İşlerinde en güzeli de kıymalıymış. Bundan sonrakinde full kıymalı söyleyeceğiz. Bir porsiyon 20 lira bu arada.
Bosna'nın başkenti Saraybosna'dayız. Bosna Hersek'in nüfusu 3,5 milyon kadar ve bu nüfusun %50'sini Bosnalılar, %30'unu Sırplar, %15'ini de Hırvatlar oluşturuyor. Aslında ülke iki özel bölge olarak yönetiliyor. Bunlardan bir tanesi Sırp Cumhuriyeti, bir tanesi de Bosna Hersek Federasyonu. Biz genelde yediğimiz tüm yemekleri Başçarşı bölgesinde yedik. Saraybosna'nın merkezi burası, Eskişehir ve Osmanlı'nın daha çok inşa ettiği taraf. Bir de Ferhadiye Caddesi var. Bu Başçarşı'dan aşağıya doğru yürüdüğünüzde bu Ferhadiye Caddesi'ne varıyorsunuz. Kültür, yapılar tamamen değişiyor. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun etkisinde gelişmiş, yapılaşmış bir taraf orası da. Birazdan o tarafa da gideceğiz, o tarafı da gösteririz. Başçarşı bölgesinde genelde camiler, saat kulesi, meydandaki sebil, ahşaptan yapılmış, su da içilebilen bir çeşme aslında bulunuyor. 4 gün boyunca burada olacağız. Hepinize keyifli izlemeler. Burası bahsettiğimiz Ferhadiye Caddesi. Tam üzerinde bulunduğum çizgi de caddeyi ikiye ayıran, doğu ve batı olmak üzere ikiye ayıran çizgi. Arka tarafımda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun etkileri olduğu gibi gözükürken ön tarafımda da Osmanlı İmparatorluğu'nun etkilerini görüyoruz. Gayet güzel. Gayet lezzetli. Ay, ayran bir garip. Ama işte gene yani Türkiye'de yiyemeyeceğim şey değil hani. Ya, tamam da olsun. Ne, güzel ama. Sen böreklere de böyle bir hayal kırıklığıyla yaklaştın ya. Börekler de güzeldi yani. Ben onlara yeterince hakkını veremedim bence. Ama yarın şey yiyeceğim. İlk hayal kırıklığıydı o, ondan herhalde. Yok yok, yarın sadece şey yiyeceğim. Kıymalı. Aynen. Ben de kıymalı yiyeceğim. Ve yoğurtluyla kıymalı, yoğurtla kıymalı çok güzel oluyor. Kebabı beğendin mi? Burnuma sok. Beğendin mi? Güzeldi. Manisa kebabı mı daha iyi, kebap mı? Buradaki kebap. Doyuran'ın Manisa kebabı. Vallahi lezzetli bir etti. Ben beğendim. Evet evet, güzeldi. Köfte falan bayağı iyiydi. Ekmeği de güzeldi. Soğanla birlikte de iyi gitti. Ben kaymağını yemedim sadece. Sen yedin kaymağını. Porsiyon da iyi. Yani 200 gram 35 lira falan. Aynen. Lezzetli. Tavsiye evet. Ederiz. Mekanın da ismi belli. Zeljo. Evet. Kebapçı Zeljo.
çorbayı içtik, kuru fasulyeyi yedikten sonra şimdi şu karşıki dağlara çıkacağız.